Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif. İmam Ali Efendimiz tarafından bize rivayet ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi. Ben ey Allah'ın Resulü, benden daha yaşlı insanlar arasında hükmetmem için mi gönderiyorsun deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem git. Şüphesiz Allah diline sebat verecek ve kalbine doğruyu gösterecektir buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiklerinden seçiyor gidecekleri. Yani bugünkü uygulamalar düşünelim. Ee, i̇nsanlar insanlar e, en sevdiklerini yanında tutup risk ortamlarına başkalarını göndermeyi tercih edebilirler. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e benim bildiğim kadarıyla özellikle iki sahabeyi gönderdi. Başkalarını da göndermiştir. Ama bunlardan birisi Muaz bin Cebel ki kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Muaz, ben seni seviyorum. Öyleyse namazlarında şu duayı oku dediği zattır. Diğeri Ali Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Küçük yaşta evine aldığı kişidir o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı. Onun evinde büyüdü. Öte yandan, ilk Müslümanlardan, Sonra kızıyla evlendirdi. Torunlar var ondan. Böyle kıymetli birisi, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onundan ayrılmayı da göze alarak onu gönderiyor Yemen'e. Bu fedakarlıktır. Bu sevdiğini Allah yolunda feda edebilmek tavrıdır. Güzel ve zor işler. Ama bize öğretilen bilgi bu anlayabildiğim kadarıyla. Ve tabi çok şerefli bir işe gönderiyor. Çünkü Allah'ın Resulü'nün Resulü olmak, Allah Teala'nın gönderdiği bir elçi var. O da sizi elçi olarak bir mekana, bir beldeye gönderiyor. Bu büyük bir şereftir. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak bütün hepimiz kendimize böyle bir rolü hissetmemiz gerektiğini zannediyorum. Yani Allah Resulü sanki bizi bugün içinde yaşadığımız mekan, mahalle, bölge neresiyse oraya göndermiş diye düşünelim. Bu hadis-i şerifin bizdeki yansıması böyle olsun. Ben elimde, dilimde Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajları, Allahu Teala'dan gelen bilgiler var. Kur'an'ın ayetleri, Resul'ün sözleri, davranışları, bilgiler ve buna ihtiyaçlı olan bir toplum var karşımda. Ona gideceğim, beni gönderiyor, beni görevlendiriyor. Ama tedirginim, e, ee, Ali gibi, o da diyor ki, Ya Resulallah sen beni bir yere gönderiyorsun ama bugün derdiğin insanlar benden yaşlı, büyük, güçlü, kuvvetli, hayat tecrübeleri fazla, dünyayı benden iyi tanıyorlar. Yıllardır bu arzun üzerinde siyaset yaptılar, sosyal hayat yaşadılar. Hiç yapmayan işte ticareti var, çobanlığı var, ziraatı var. Bir dolu bilgiyle donanmış kimseler. Ve böyle bir topluma doğru ben gideceğim. Yani nasıl dedi yani bunda bir güçlük gördü belki kendince. Reddediş yok, isyan ediş yok, itiraz ediş yok. Ama aynen Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala'dan görev aldığındaki gibi ya Rabbi işte benim dilimde sıkıntı var. Kalbim daralıyor. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten millisani yefkahu kavli diye dua ediyor ya Musa aleyhisselam. Durumunu arz ediyor. Ya Rabbi ben böyleyim. Karşıdakiler Firavun ve işte orduları, Haman ve orduları, Karun ve ekibi güçlü bir dünya sistemine beni yolluyorsun tek başıma diye nasıllığını sormuştu. Rabbimiz ona e, cevap vermiş. Onun yüreğine açıklık ihsan etmiş. Kardeşi Harun'la desteklemişti. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında da Ali Efendimiz aynı durumda. Ben gideceğim ama dedi. Nasıl? Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ona dedi ki git, yürü. Yolun açık olsun. E, çünkü Allah senin diline şüphesiz sebat verecek. Dilinde bir isabet olacak. E, ve Kalbinde de hidayet olacak, Kalbine de Allahu Teala doğruyu gösterecek. Allahu Ekber. Ne muhteşem iki bilgi. Yani en çok ihtiyacımız olan şey bu. Bir yoldayım, bir yola koyuluyorum ve bu yolun içerisinde karşılaşacağım kimseler var. Mesajı ulaştıracağım, Allahu Teala'nın dinini ifade edeceğim, çözümler sunacağım. İnsanlar olacak, kadınlar, erkekler, evlilikler problemler, sıkıntılar, karşı çıkışlar bir şeyler olacak ama ben onlara ne diyeceğim? Yürüyeceğim önce. Önce yürüyeceğim. Kalk ve yürü. Aslında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da Allahu Teala Ya eyyuhel muddesir kum demişti. Ey örsüne bürünen peygamber kalk ve yürü ve uyar. Şimdi Allahu Teala Ali Efendimiz e, peygamberimizin söylediği cümlede olduğu gibi bize de sanki bu söyleniyor. Hem ayetlerle hem hadis-i şerifle. Kalk ve yola koyul. Birinci iş bu zaten. Yola koyulduk mu? Yolu kabullendik mi? Elçinin elçiliğini kabul ettik mi? Üzerimizdeki yükün şerefini anladık mı? Düşünsenize dilinizde sözlerin en güzeli var. Siz onu konuşacaksınız. Kalbinizde hidayetlerin en muhteşem var. Doğru yolu gösteren bir kitabın bilgisi kalbinize inmiş. Ve siz o berraklıkla, o nurla bütün karanlıkların içerisinde yürüyecek, yol sana aydınlanacak. Hidayet beliriyor, kalbinde hidayet. Olayları çözümleyecek, Furkan sana verilmiş. Hakkı batıldan ayırt edilecek bir bilgiye kavuşuyorsun. Zaten yolda olmak, cennet ve cehennemi fark etmek demektir. İçinde bulunduğun hayattaki şerefli olanla, aziz olanla, zelil olanı, onurlu olanla onursuz olanı fark ediyorsun. Temiz olanla kirli olanı fark ediyorsun. Kölelik ve özgürlüğü görüyorsun. Karanlık ve aydınlık sende belirleniyor. Hak ve batıl kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü ben bu kitapla yürüyorum. Bu kitabın sözcülüğüyle gideceğim. Ve dilimde isabet var. Sözlerim bir yere ulaşacak. Allahu Teala bu sözlere tam yerine ulaşma imkanı verecek. Çünkü ben onun adına konuştuğumda benim konuşmalarımın sahibi sanki Allah. Çünkü ben konuşmayacağım sanki o konuşacak. Ama onun adına konuşursam, Allah adına bir sözcülük yaparsam, gururlanmadan, kibirlenmeden, tevazu ile ve insanları aşağılamadan, hor görmeden, bitirmeden, tüketmeden insanları görmezlikten gelmeden, kendi kulemde, kendi ortamımda bir havan içerisine değil insanların hizasında onların yanı başında ama onlara elimdeki bilginin değerini bilerek ve mutlaka onların da ihtiyacı olduğunu fark ederek böylesi bir tedavi yöntemi şifa verici bir şifacının derdi gamıyla gideceğim, yürüyecek ve söyleyeceğim. O zaman Allah sözlerimize isabet, kalplerimize hidayet ihsan edecektir. Herkesin başka başka taraflara çağırdığı bir takım söylemlerle başka cümlelerin kol gezdiği çağlarda kelimelerin o kadar çoğaldığı, büyük bir gürültünün yaşandığı demde sükunetli söz söylemek ve bu sözün kulaklara ulaşması ne kadar zor. Ama yolum Allah yolu ve elçinin elçisi oldum mu Allah kalplere açıklık veriyor, yüreklere genişlik veriyor, biz de bu o yolda samimiyetle, sebatla yürüyeceğiz. Kontrol edelim fakat. Kelimelerimiz Allah'ın kelimeleri mi? Sözlerimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü mü? Kimin sözcülüğünü yapıyoruz? Ve bunu kim adına, kim dedi diye yapıyoruz. Kontrol etmek lazım ki sapmayalım, saptırmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.